Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Hayatını kaybeden duayen gazeteci Veli Altınkaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Başkan Çelik, mevcut Başkan Metin Köseteğ'e de hayırlı olsun dileklerini iletti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gençleri iletişim fakültelerini tercih etmeleri konusunda yaptığı çağrıyı hatırlatan Başkan Çelik, bu konuda üzerine düşünü yapacaklarının sözünü verdi. Başkan Çelik, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Başkan Köseteğ, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan Anlayarak Hızlı Okumaya Katkı Sunacak Odak 2023 Eğitim Programı'nı da hediye etti. Malumunuz Kayseri'de gazeteciler cemiyetimizin yeni görev alan başkanı Metin Köseteğ Beyefendi'ye bir hayırlı olsun ziyareti yapmak istedik Kayseri Ülke Ocakları olarak. Bu vesileyle de Kayseri'nin duayen gazetecisi Veli abimizi, Veli Altınkaya abimizi kaybetmenin üzüntüsünü de sizlere tekrar ifade etmek isteriz. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Başkanım, size de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sizler zaten Kayseri kamuoyunun gayet iyi tanıdığı, bildiği ve mesleğini dürüstçe icra eden önemli isimlerden birisiniz. Biz de bu konuda sizi acizane takdirle seyrediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamak, Ülke Ocakları İl Başkanı'nı ve yönetimini burada ağırlamak bizim için de şereftir. Kayseri Ülke Ocakları Kayseri için olmasa olmazıdır. Bunu tarih boyunca görmüşüz. Bundan sonra da öyle olacağına inancımız tam. Veli abi konusunda ve medyamız konusundaki düşüncelerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Sizi burada tekrar ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Sizleri ziyaret etmemizin en önemli sebeplerinden biri de az önce ifade ettiğim gibi sizin Kayseri kamuoyu tarafından, çok şükür ki Kayseri'deki basın camiasının Türkiye'ye örnek olacak nitelikte ahlaklı, dürüst ve nitelikli bir hizmeti söz konusu. Biz de bunları Kayseri Ülke Ocakları olarak takip ederken istedik ki liderimizin malum bir talimatı var teşkilatlarımıza. Özellikle gençlerimizin iletişim fakültelerinde yer almasını ve sizleri örnek alarak Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda hizmet edebilecek basın mensuplarının da yetişmesini elzem bir şekilde bizlere talimat olarak iletmiştir. Biz de sizlerin vasıtasıyla Kayseri'deki gençlerimize, arkadaşlarımıza, ülküdaşlarımıza özellikle iletişim fakültelerinin tercih edilmesi ve bu hususta da bizlerin üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı, sizlerin de desteğiyle çok daha başarılı bir basın mensubu olabileceklerini, Türkiye'de kamuoyunu belirleyebilecek, Türk milleti için mücadele ederek, Türk milletinin milli manevi değerlerini hassasiyet göstererek mücadele edebilecek basın mensuplarının yetişmesi hususunda hem sizlerin destek olacağını inanıyor, hem de bizim sonuna kadar bu uğurda mücadele edeceğimizi de buradan sizler aracılığınızla Kayseri kamuoyuna da iletmek istiyorum. İnanıyorum ki doğru adımlarla birlikte hem içeriden hem dışarıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an mevcutta yegane saldırı altında olduğunu, bu saldırıların da ancak bilinçli, şuurlu, milli ve manevi değerlerine sahip insanlar nezdinde ülkemizden uzaklaştırılabileceğini, bunlara karşı gerekli duruşun ve mücadelenin verilebileceğine inanıyoruz. Bunlarda da siz çok büyük etken ve belirleyici olacaksınız. O yüzden biz de size üzerimize düşen her ne varsa Kayseri Ülke Ocakları olarak Türk milleti adına verdiğiniz mücadelede yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Sağ olun. Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.